Selamlar herkese. Şimdi iyi bir alışveriş videosuyla yine karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Hem böyle marka değeri yüksek olan yani kaliteli ürün isteyen hem de ucuz fiyatı bulmak isteyenler için muazzam bir yere geldik. Burası Optimum AVM. Şöyle hemen yukarıdan da göstereyim. Burada ne var? -3. katta garaj günleri diye bir şey var. Ve bu garaj günlerinde senede bir ya da iki kez oluyor. Ve çok güzel indirimler oluyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen gidelim ve fiyatlara bakalım. Şimdi geldik Puma'ya. Bakalım Puma'da neler var. Hemen bizi karşılayan şunlarla başlayalım. Odadaki yeni tutuluyor. Bütün ürünler 900 TL'ye sabitlenmiş. Böyle tişörtler 450 TL'ymiş. Geri kalan her şey, ya şu gördüğünüz bütün ürünler 900 TL fiyatına sabitlenmiş. Sadece tişörtler, burada bulunan tişörtler 450 civarı fiyatı etiketine sahip. Ayakkabılar ise 1500 TL'ymiş. Arkasını öyle yapmasalar. Şimdi geldik pamuğun fiyatlarına. Bakalım burası nasılmış. Hemen gözüme ilk çarpan şey şu. Bakıyoruz. Fiyatlar yukarıda yazıyor ama hepsinde aynı mı bilmiyorum. Çocuk mantarı 750 TL demiş. Burada 780 TL demiş. Kadınlar içinmiş. Bakıyoruz bazılarında fiyat yazmıyor. Galiba sabit fiyat bunlar. Böyle yukarılara eklemişler. Mesela kadın tişörtler 310 TL'ymiş. Ayakkabılar 850 TL'ymiş. Büyük ve bunlar da 600 TL civarı bir fiyatı var. Burada şimdi 850 TL almış ama fiyat etiketini tam göremiyorum. Şimdi ise Boyner'in outlet'i var. Bakalım burada neler neler satılıyor. Böyle o kadar çok çeşitli. Özellikle ben şu Levi's markalı olan pantolonları seviyorum. Bunların fiyatları bayağı iyi. 3 al 2 öde kampanyası varmış. Bayağı kaliteli pantolonlar. Fiyatları da hazır daha iyi. Daha yüksek fiyatları var. Bakıyorum hemen. Ortalama böyle fiyat bandı bulunuyor. Levi's'in bildiğim kadarıyla kendi çadır gibi bir şey de var. Böyle yani 3 tane alıp 2 tane öde kampanyası bulunmaktaymış. Fiyatlar ortalama bu şekilde 1700-2000 2500 TL arası değişiyor. Şöyle gösteriyorum. Ortalama 960 TL fiyatı var şunun. Hemen pantolonlara bakalım. Ortalama 1000 TL fiyatı bulunmakta. Daha çok beyaz bir olanları koymuşlar. Bazılarında gitme hata da var. 1250 TL fiyatı. Aynı şekilde 1500-1300 TL fiyatları bulunmakta. Böyle gözlükler var. Ortalama fiyatları şu şekilde size gösterebilirim. 2000 küsur fiyatı bulunmakta. Şu gördüğünüz fiyatlar yani %70 oranında düşecekmiş.
Yani göğsün fiyatı bu değilmiş. %70 oranında kasada düşüyor. Burada fiyatı 4800 küsür TL. Şimdi ise burada böyle ayakkabılar var. Fiyatı ne kadarmış? 1900 civarı bir şey. Yargıcının böyle ayakkabıları fiyatları ortalama 1600 TL civarı bir şey. Evet, bunda yazıyor. Bakıyoruz. 1950 TL. Ortalama 2000 lira. Mesela bir bot daha var. 2200 TL. Burada böyle kafamlar, montlar da satılıyor. Hemen şuna bakalım. Şunlar genelde böyle çok tercih edilen modellerden. Fiyatına bakıyoruz. Ortalama 2500 TL'ymiş böyle bir mont. İşte böyle bir sarı mont da var. Ortalama 3750 TL fiyata satılıyor bunlar da. Şimdi ise deri moda geldik. Deri moddaki deri ceketlere bakıyoruz. Kadın deri ceketi ortalama 3000 TL indirimli. 12000 TL civarı bir şey. Yani 9000 liraya falan geliyor bunlar. Ama bazı modelleri cidden güzel yani. Şunlar özellikle. Buna da bakıyoruz. Fiyat etiketi yazmıyor ama tahminci bu da 9-10 bin lira civarı bir şeydir. Sabunun fiyatı neymiş? Hemen inceleyelim. Ortalama 14.000 TL. Burada böyle erkek deri ceketleri de bulunmakta. Fiyat ortalama 11.000 lira. Şöyle güzel bir deri ceket. Böyle hemen bir incelemeye başlayalım. Şöyle güzel renkli desenli bir şey var. Fiyatına bakıyorum. Böyle ters düz etmişler. Ortalama 3500 TL fiyatı var. Kadınlar için böyle ayakkabılar da çok tercih ediliyor. Ortalama fiyatı 2000 lira. Böyle aynı zamanda burada ikinci, üçüncü ürünleri alırsanız da ekstra indirim alıyor galiba. %30 gibi bir şey yazıyordu. Peki tişörtlerden başlayalım. Ortalama 700 lira bir fiyatı, etiketi varmış. Burada 250 civarı bir şey yazıyor. Şöyle güzel bir palto buldum. Sarı paltolar. Fiyatına bakıyorum. 1200 TL fiyatı var. Böyle sarı mont çeşitleri de var. Bunlar ortalama 1000 TL'ymiş. Şimdi geldik Ünsiye Polo'ya. Bakalım fiyatları nasılmış buranın da. Pantolonların hemen fiyatlarını inceliyoruz. Ortalama 500-600 TL civarı fiyatları var. Şöyle gösteriyorum modelleri de bir taraftan. 550 TL bir fiyatı bulunmakta. Böyle biraz daha grimiz pantolonlar 480. Tabi bunları alırken dikkat etmek gerekiyor. Bazılarında böyle defosu falan yazıyor. Hani bazıları ikinci kalite ürünler olabiliyor. Onlara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü aldığınız ürünü atıyorum burasında bir çizik oluyor, leke oluyor, ne bileyim paçaları yamuk olabiliyor. Onlara bazen dikkat ederek almak gerekiyor. Bütün ürünlerde olmasa da bazı ürünlerde çıkıyor. Hani iyi bakmak gerekiyor, iyi incelemek gerekiyor. Ürünleri fiyatı bu deyip direkt almaya çalışmayın. Etrafını iyice bir inceleyin, iç taraflarını iyice bir inceleyin. Mesela şöyle bir şey var burada galiba, etiketmiş bu. İyice bir inceledikten sonra ürünleri öyle alabilirsiniz. Şimdi geldik altınıza, bakalım buranın fiyatları nedir? Değişim ve iade yokmuş hemen. Girer girmez ilk yazdıkları şey bu. O yüzden alırken dikkatli olmak gerekiyor. Ortalama buradaki yelekler ise, şişme yelekler 1200 TL civarında fiyatlanmış. Şöyle bir ürün daha var. Ortalama 1800 TL civarı. Böyle naylon bir kıyafet. Böyle güzel bir şey daha var. Ortalama 1740 TL civarı. Bu
Yani sağında sonunda bir tane buldum. 1000 lira. Mesela bu köşeli ayakkabıları ortalama 1000 liraya satıyorlar. Yukarıda farklı modeller var. Ortalama 1150 TL civarı fiyatlar. Şimdi gelelim gömleklere. Gömleklerde fiyatlar biraz değişkenlik gösteriyor. 370 TL demiş. Diğer gömleklere de bakıyorum. Bu da 370 TL. Bu da 400 TL demiş. Böyle gömleğe göre de fiyatlar çok değişebiliyor ama genelde herhalde 350-400 TL bu andında değişiyor. Burada 400 TL demiş. Mesela böyle uyarı da koymuş. Hatalı ürün diye. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor özellikle. Şu aşağı bölümde daha renkli gömlekler bulunmakta. Hemen onların da fiyatına bakalım. Bunlar 600 TL'ymiş mesela. Kadın için markasına geldik. Bakalım ortalama fiyatlar nasılmış. Ortalama 400 TL fiyatı var. 170 verimliymiş bunların çoğu. 450-500 TL fiyatı var bunların da. Ortalama 120 TL fiyatı var. İç çamaşırların çoğu böyle. 250 TL fiyatı var. Böyle ürüne göre değişmekte. Burada biraz daha böyle çocuklar için galiba. İç çamaşırı bir şey var. Pijama takılmış. 250 TL fiyatı var burada. Selamlar herkese. Alışverişimizi bitirdik. Şimdi hemen kapatmadan önce size de birkaç şey söyleyelim. Burası öncelikle şöyle, içerisi çok sıcak ve çok kalabalık. Bunu bilmenizde fayda var. Yaklaşık 12-13 parti civarı ürün aldım. 6000 liraya yakın bir ücret tutmuş ama baya baya gardırobu dizdim diyebilirim. Siz de bu videoyu sevdiyseniz ve beğendiyseniz mutlaka yorumlarda bunu belirtin. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.